Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yepyeni bir yıla hep birlikte bomba gibi başlıyoruz arkadaşlar. Aynen öyle de devam edeceğiz. 9. sınıfı tamamladık. Çok önemli bilgileri cebimize koyduk bile şimdi belki de daha önemlileriyle devam edeceğiz arkadaşlar. İlk konumuzda kimyanın temel kanunları olacak hani 10. sınıf konularını şöyle ele alırken demiştik ki sayısal bir yıl bizi bekliyor özellikle ilk üniteye çok dikkat aşırı sayısal içerir. Baştan uyarımızı yaptık arkadaşlar. Bol bol hesaplamalar yapacağız, bol bol işlemler yapacağız, bol bol pratik yapacağız. Özellikle de bu konuya çalışırken arkadaşlar ilk ünitenin tamamından bahsediyorum tabii bu arada. Bol bol soru çözdüğümüzden, tekrarlar yaptığımızdan emin olmamızda çok büyük faydalar olacak. Peki şöyle bir programımıza göz atalım zaten Geçen yıllardan da oldukça hakimsiniz. Nasıl birileriyle işimiz var. Dop dolu programlarla karşınızda oluyoruz. Her gün derslerimiz oluyor arkadaşlar. Bugün kimyanın temel kanunları yapacağız. Ve her gün farklı derslerden yine konularla derslerle karşınızda olacağız arkadaşlar. Ve ayın sonuna doğru 25'inde mol kavramıyla yine burada olacağız. Çok çok önemli bir kavramda orada bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Bundan sonraki hayatımızda özellikle sayısalcı olacaksak sürekli ama sürekli karşımıza çıkacak bir kavram olacak bu. O dersi de kaçırmamanızda büyük fayda olacak. Kimyanın temel kanunları adı üzerinde zaten kimyanın temelinde yer alan sayısal bütün hesapları yapmamızı sağlayan kanunlar Aslında bunlar Bunlar aynı zamanda atom kavramının geliştirilmesinde de çok önemli bir yere sahipler Peki hangi kanunlardan bahsediyoruz Hani e, nasıl ki bir hukuk sistemi için anayasa var temel kanunları orada yazıyoruz ya işte kimyayı da bu şekilde bir disiplin olarak değerlendirdiğimiz zaman temel kanunlarımız bu dersi yapacağımız 3 kanun olacak arkadaşlar onlar olmadan hiçbir şeyi çözemiyoruz. Öğrenme çıktıları olarak karşımıza bir gelecek arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı bize diyor ki biliyorsunuz ki bu müfredatın son üyeleri de bizleriz artık e, kimyanın temel kanunları bu ünite içerisinde işle. Eski müfredatımızda bu kazanım kavramı olarak karşımıza çıkıyordu. Artık öğrenme çıktıları olarak değerlendireceğiz bu ifadeyi. Ve kimyanın temel kanunlarını tabii ki açıklıyor olmamızı bekleyecek. Peki hangi anahtar ka kelimeler karşımıza çıkacak? Kütlenin korunumu diyeceğiz, sabit oranlar diyeceğiz ve katlı oranlar diyeceğiz arkadaşlar. Bu üçü bizim temel kanunumuz olarak değerlendirmeye alacağız. Ve bu kavramları öğreneceğiz. Peki bu konuyu yapabilmemiz için öğrenebilmemiz için tam anlamıyla soruları çözebilmemiz için bizim Hangi e, temel bilgilere sahip olmamız gerekiyor? E, müfredatımız bize diyor ki bu konuyu bir öğrencinin öğrenebilmesi için temel oran orantı hesaplarını bir kere yapabiliyor olması gerekiyor ve denklem kurma becerilerinin soru çözmek için yeterli seviyede olması gerekiyor. Yani e, disiplinlerin birbiriyle olan ilişkisi aslında burada çok önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Matematik konusunda yeterli olmamız gerekiyor ki bu konuyu öğrenebilelim. Hani bu konuda eksiklik yapıyorsak büyük ihtimalle yaşıyorsak soruları çözmekte zorlanıyorsak büyük ihtimalle konudan ziyade matematik konusunda bazı eksiklerimiz vardır. Oturup matematik çalışacağız gerekirse bu konuyu öğrenebilmek için. Peki neler var? Şöyle içerik olarak değerlendirdiğimiz an az önce dedik ki kütlenin korunumu kanunuyla başlayacağız. Arkadaşlar 9. sınıftan da ismini sıklıkla duyduğumuz Levoziye ismi arkadaşlar burada geliyor. Hani modern kimyanın başlangıcı olarak kabul ettiğimiz olaydı zaten aslında. Kütlenin korunumu kanunu ve Levoziye'nin geliştirdiği bir kanundu. Ardından sabit oranlar kanundan bahsedeceğiz. Proust isimli bilim insanının geliştirdiği bir kanun bu ve ardından da hani kendisini atom modeliyle bildiğimiz Dalton'un geliştirdiği katlı oranlar kanunundan bahsedeceğiz. İlk olarak kütlenin korunumu kanunu şöyle bir değerlendirme alalım arkadaşlar. Önce bir tanım yapalım tabii ki. Kütlenin korunumu kanununda Leozi'ye bize diyor ki herhangi bir fiziksel ya da kimyasal bir tepkime varsa bizim karşımızda burada giren yani harcanan maddelerin toplam kütlesi oluşan maddelerin toplam kütlesine eşit olmak zorundadır. Yani kütle vardan yok edilemez yoktan da var edilemez illaki bir dönüşüm gerçekleştirmiştir kütle korunmak zorundadır. Ama ilk olarak cümlede ne dedik? Fiziksel ve kimyasal bütün olaylarda bu kütlenin korunması mümkün. Ama nükleer bir olaydan bahsediyorsak... ...orada zaten aslında kütlenin enerjiye dönüşümü söz konusudur. Nükleer olaylarda da bunun tam tersi. Yani çekirdek tepkimeleri diyeceğimiz tepkimelerde de... E, ...kütle korunamıyor. Asla korunmaması e, gerekiyor ki kütle enerjiye dönüşmüş olsun. Şimdi kanun tanım olarak oldukça basit. Bir tepkime yazdığımız zaman girenlerin yani harcanan toplam maddelerin oluşan top, maddelerin toplam kütlesine eşit olması gerekiyor. Şimdi karşımıza ne tür sorular gelebilir bununla ilgili? Ee, konu boyunca da arkadaşlar e, konu anlatımından ziyade kavram olarak çok basit ve kısa bir kavram var karşımızda. Soru çözmemiz gerekiyor. Sorular üzerinde sorulara yaklaşım şeklimiz üzerinde değerlendirmeyi alacağız. Mesela bize şöyle bir tepkime verecek. Diyecek ki X ile Y tepkimeye girip Z'yi oluşturuyorsa eğer. Şimdi böyle bir tepkime de X ile Y bizim girenlerimiz Z ise ürünümüz olarak adlandır zaten. Diyor ki böyle bir tepkimede X kütlesi Y kütlesinin iki katıymış. Yani harcanan kütleler bu şekilde. Buna göre tepkime sonucunda da 36 gram Z oluşuyorsa tepkimede harcanan X'in kütlesini bulun. Şimdi ne diyoruz arkadaşlar burada? X ile Y'nin harcanan toplam kütlesi o zaman Z'nin kütlesine eşit olacak ki kütle yok olmamış ya da yoktan var edilmemiş olsun. Buna göre biz şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Bak ilk bilgi bize ne diyor? X kütlesi Y'nin kütlesinin iki katıymış. Yani X iki tane y'ye eşitmiş. Ve şunu da biliyoruz ki x ile y'yi topladığımız zaman yani harcanan kütleleri topladığımız zaman bize z'den oluşan kütleyi vermesi gerekiyor. O zaman biz gidip x yerine 2y dememizin de herhangi bir sakınca yok. Bu eşitliği zaten soru bize söylemişti. E bir tane de y kendiliğinden geliyor zaten tepkimin içerisinde. Ve z'nin kütlesinin de 36 gram olduğunu soru bize söylemiş. O zaman 3y'nin 36'ya eşit olduğunu anlıyoruz buradan. Demek ki y kütlesi 36 bölü 3'ten 12'ye eşitmiş. Yani y'nin kütlesi 12'ymiş. E bizden x'in kütlesini istiyor ama o zaman x'in kütlesini bulacaksak y'nin 2 katı olduğunu bildiğimize göre 24 olduğunu hemen çat diye yavuşturabiliriz. Demek ki bu tepkimede ne olmuş? 24 gram x 12 gram y ile tepkimeye girmiş ve 36 gram z elde etmişiz. Harbiden de kütle korunmuş. Başka nasıl gelebilir peki böyle bir konuyla ilgili soru karşımıza? E 4 tane madde olabilir içerisinde vermiş tepkime diyor ki x ile y harcanıyor ve buna karşılık z ile t oluşturuyor. Şimdi böyle bir tepkime de 20 gram x ve 40 gram y ile başlatılmıştır. Bakın ifadeye dikkat edeceğiz arkadaşlar bunların tamamı harcanmıştır demiyor bize. Başlangıçta bunlar varmış bize. Tepkime sonucunda 30 gram z oluşurken 5 gram da y artıyormuş. Bakın artan madde var. O zaman nasıl değerlendireceğiz? Şimdi x'in tamamı bitmiş. Bunu anlıyoruz. Artan bir x'ten bahsetmediğimize göre demek ki x'ten 20 gramın 20'si de harcanmış. Y'ye gelecek olursak 40 gram y almıştık ama bunun 5'i artmış. Demek ki kullandığımız kütle 20 eksi 5'e yani 35'e eşit olmak zorundaymış. Öyle değil mi? 35 gram Y burada harcanmış. Gelelim oluşan ürünlere. Diyor ki Z'den 30 gram oluşuyor. E, T'yi de bizden bulmamızı istiyor. Yapmamız gereken tek şey bu. E, girenler ve ürünleri birbirine eşitlemek olacak artık. 20 gram X harcanmıştı. 35 gram Y harcanmıştı. Buna karşılık 30 gram Z oluşmuştu. Ve kütlesini bilmediğimiz bir miktarda T oluşmuştu arkadaşlar. O zaman 55-30'dan T'nin 25 gram olduğunu buradan kolaylıkla hesaplayabiliyoruz. Demek ki 25 gramlık bir T ürünü ortaya çıkmış. Peki kütlenin korunumu kanunu ile ilgili şöyle grafik üzerinden soru gelebilir mi? Ya da tabii ki gelebilir. Gelirse biz bu grafiği nasıl değerlendirip nasıl okumamız gerekiyor? Şimdi şöyle soruyu bir okuyacak olursak neymiş ki bize? X, Y, Z ve T maddelerinin tepkime süresince kütlelerindeki değişimi grafik bize vermiş. Buna göre grafikteki M değeri kaçtır onu bir bulmamızı istiyor. Arkadaşlar grafiği okumak istiyorsak öncelikle şunu söyleyeceğiz. E, giren maddeler harcandığı için miktarlarında azalma olması gerekiyor. Oluşan maddelerde miktarlarında artma olması gerekiyor tabii ki. Şimdi grafiğe baktığımız zaman kimlerin miktarında azalma var? Y ve Z'nin miktarında azalma var. Demek ki Y ile Z bu tepkimenin girenleriymiş öyle değil mi? Ürünlerde ne var peki? X ile T'nin miktarında artış görüyoruz demek ki bunlar da bizim ürünlerimiz. Yani sadece grafiği biz e, denkleme dökebiliriz bu kadar basit bir şekilde. Şimdi o zaman yapmamız gereken nedir? Y'den ve Z'den harcanan miktarı yazacağız. X ile T'den de oluşan miktarı yazacağız ve bunları birbirine eşitleyeceğiz. Şimdi hemen grafiğe gidelim. Y'den mesela ne kadar harcanmış? Bak 20 ile başlamış 10'a düşmüş. Demek ki aradaki 10 gram kadar azalma var. Harcanan miktar bu. Z'ye bakıyoruz arkadaşlar M'den başlamış 20'ye kadar düşmüş yani sıfıra düşmemiş 20'de kalmış o zaman Z'den harcanan miktar M-20 olmalıdır mi? bu kadarcık harcanmış sadece aradaki farkı almamız gerekiyor. X'e baktığımız zaman arkadaşlar sıfırmış, 10'a çıkmış. Demek ki 10 kadar oluşan X var işin içerisinde. T'ye baktığımız zaman da 10'dan 30'a çıkmış. Yani 20 gramlık bir artış var onun kütlesinde. Başta 10 zaten varmış doğrudan T'ye 30 yazamayız. E, oluşan madde 20 grammış. O zaman sadece buradaki eşitliği sağlayacağız. Yani 10 ile M-20'yi topladığımız zaman bize 10 artı 20'yi vermesi gerekecek. Yani o zaman ne oldu burası? Şöyle onlardan direkt kurtulabiliriz zaten toplama durumunda. M eksi 20, 20'ye eşit oldu. 20'yi karşıya attık. Buradaki M değeri 20 artı 20'den 40'a eşit oldu arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanunu gördüğünüz gibi oldukça basit. Sadece e, soruyu doğru okuyup denkleme yazdıktan sonra e, toplama çıkarma işlemi yapacağız. Bu kadar basit olacak. Bir diğer kanunumuz ise arkadaşlar sabit oranlar kanunuydu. Şimdi sabit oranlar kanununun da öncelikle Proust'un ortaya çıktı bu kanunun şöyle bir tanımını yapacak olursak diyor ki bize bileşik kavramını değerlendirmeye aldığımız zaman burada bir bileşiği oluşturan elementlerin hem sayıları hem de kütleleri arasındaki oran sabit olmak zorundadır. Dolayısıyla da bu oranı biz yazdığımız zaman bir oransal ifadeyle yazdığımız zaman oradaki aslında sabit oranı bulmuş olacağız. Ne gibi mesela? Diyelim ki CH4 bileşiğini vermiş. Bak karbonun kütlesinin bir şey hidrojenin kütlesinin bir karbonun kütlesinin de 12 olduğunu soru bize ayrıca söylemiş. Bu ne demek? bir tane karbon bir tane hidrojen atomunun kütlesi bir bir tane karbonun atomunun kütlesini de 12 olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yani her bir karbon atomu her bir hidrojen atomunun 12 katı kütleye sahipmiş, tamam mı? Şimdi sayıca oran diyorsa bize, e, bunu n harfiyle göstereceğiz sayıyı tabii ki. Sadece formüle bakmamız yeterli. Bak bir tane karbon var ve 4 tane hidrojen var. Dolayısıyla buradaki oran 1/4'tür. Ya da C2H6 ise bizim bileşiğimiz e, iki tane karbon var. 6 tane de hidrojen var. O zaman bunlar arasındaki sayıca oran 2 bölü 6. Yani en sade haliyle de 1 bölü 3'tür diyebiliriz. Bu sayıca sabit oran. Ama kütlece sabit orana geldiğimiz zaman şunu yapmamız gerekiyor. Ve kütlece sabit oranı da hep M sembolüyle göstereceğiz. Yani bu ifade ne demek? Karbon kütlesinin hidrojen kütlesine olan oranı. Bak bizim hangi bilgileri sahiptik, hangilerini biliyorduk? Diyorduk ki bu bileşin yapısında bir tane karbon var ve her birinin kütlesi de 12. Bu bileşin yapısında dört tane hidrojen var ve her birinin kütlesi de bir. Soru bu bilgilerin hepsini bize vermişti zaten. O zaman 12 bölü 4 yani 3 bölü 1 en sade haliyle bizim bu bileşiğimizdeki kütlece sabit orandır. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Her 3 gram karbon 1 gram hidrojenle birleşecek ki bir tane e, metan molekülünü oluştursun ya da 1 mol mol e, metan molekülünü oluştursun daha doğru ifadeyle. Dolayısıyla her 4 gram metanda 3 gram karbon 1 gram hidrojen vardır veya her 8 gram metonda da e, 6'ya 2 oranında olması gerekiyor ya da işte 12'ye 4 oranında olması gerekiyor. Yani bu oranın hep sabit bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Ya da bir alttakine gelecek olursak C2H6 bileşiği. Bak ne diyor bize? Her bir molekülde iki tane karbon var. Ve her bir karbonun kütlesinin de 12 olduğunu bize söylemişti zaten. Ve her bir C2H6 bileşiğinde 6 tane hidrojen var. Ve bir, her bir hidrojenin kütlesi de 1. Yapmamız gereken oran, yani yapmamız gereken sadece bu oranı almak olacak. Basitçe sadeleştirebiliriz. Şuradan elimizde 2 kalır. Oranımız 4'e bir olur. Demek ki C2H6 bileşiğindeki karbon kütlesinin hidrojen kütlesine oranı 4'e birmiş. Yani her 5 gram bileşiğin 4 gramı karbon 1 gramı hidrojen bu defa. CH4'te bak aynı elementlerden oluşmasına rağmen 3'e 1'di. Oran burada arkadaşlar 4'e 1 oldu. Dolayısıyla şunu da söyleriz. Demek ki 8'e 2 buradaki bir diğer oran olacak. Hep bu sabit bir oranla artmak zorunda olacak Peki sorularda karşımıza bu nasıl gelebilir? Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Mesela hemen ilk basışta ilerleyelim. X'ye 2 bileşiğinin kütlece %25'i X elementidir. Bakın arkadaşlar sabit oranlar kanunla ilgili bir soru geldiği zaman... ...doğrudan bize buradaki sabit oranı söylemek zorunda değil. Biz e, verdiği herhangi bir orandan sabit orana ilerleyebiliriz. Şimdi %25'i X elementidir diyor ya... ...hemen şunu söyleyeceğim ve her zaman yapacağım ilk iş mx bölü my değerini bulmak olacak. Yani buradaki elementler arasındaki kütlece sabit oranı bulmak olacak. Diyeceğiz ki şimdi %25'i x ise bu ne demek? 100 gramlık bileşiğin 25 gramı x elementiymiş. O zaman y'ye ne kaldı? Geri kalan 75'i de demek ki y'ymiş. Yani bunlar arasındaki oran o zaman 1 bölü 3 olmak zorunda. Tamam mı? Bakın en önemli adım zaten burası ve en basit adımı tabii ki. Sadece bize verdiği orandan yola çıkarak X ve Y kütlesi arasındaki oranı bulmamız yeterli olacak. Bunu nasıl devam ettireceğiz? Sonra diyeceğiz ki biz şimdi XY2 bileşiğinden bahsediyorsak buradaki X kütlesi Y kütlesi ve XY2 bileşik kütlelerini kıyaslayacak olursak... ...bu oran bize diyor ki her bir gram X'e karşılık 3 gram Y gelir. Dolayısıyla kütlenin korunumu kanunda ne diyordu bize? Bu ikisinin toplamı bileşik kütlesini vermek zorundaydı zaten. Buna karşılık demek ki 4 gramda bileşik oluşacak. Her 4 gramda 1'e 3 oran var. O zaman 40'ar gram X ve Y elementi alırsam yani bundan da 40 aldım bundan da 40 aldım. Şimdi 40'ı başta almış olmam tamamını kullanmak zorunda olduğum anlamına gelmiyor. Böyle bir soruda ne yapacağız? En fazla kaç gram bileşik elde edilir dediğine göre hangisi biter? Öncelikle bir buna bakmamız gerekiyor. Şimdi 3'e e 1 oran olduğuna göre ve ikisinden de 40 gram aldığıma göre demek ki Y'den ben bu 40 gramın tamamını kullandığım zaman X'in sadece 40 bölü 3'ünü kullanabileceğim. Geri kalan kısmını kullanamayacağım çünkü her 3'e karşılık 1 lazım bana. Dolayısıyla XY2 bileşiğinin kütlesi de bu ikisinin toplamına eşit olacak. Yani 40/3 bölü 3 ile 40'ı topladığım zaman 160/3 bölü 3 benim buradaki e, XY2 bileşinden elde edeceğim toplam kütle olacak arkadaşlar. Sadece bu ikisini toplamam yeterlidir yani. Bir diğer soru tipine gelecek olursak. Bak bize az önce X/MX/MY değerini vermemişti, bize buldurmuştu. Şimdi doğrudan soru veriyor zaten. Bileşin formülü bu Konu için umurumda bile değil. Benim için önemli olan e, kütleler arasındaki oran. Demiş ki bize burada 1 bölü 4 gibi bir oran var. Buna göre 20'şer gram X ve Y'nin tepkimesinden artan madde olmaması için kaba hangi maddeden kaç gram eklenmelidir? Bak az önce çizdiğimiz tabloyu şimdi doğrudan çizebiliriz. Bize demiş ki X ve Y var elimde ben bunları birleştiriyorum ve buna karşılık X 2 Y bileşiği elde ediyorum. Ve oran 1'e 4 olduğuna göre demek ki 1 gram X ile 4 gram Y'yi birleştirdiğim zaman ben 5 gram bileşik elde edeceğim öyle değil mi? Yani 10 gram bileşikte de o zaman 8'e 2 olacak. Ya da 20 gram bileşikte 16'ya e, 4 olacak. Bu oran hep sabit kalmak zorunda. Bana diyor ki bunlar da 20'şer gram alırsam bak bundan da 20 gram aldım bundan da 20 gram aldım. İkisinden de 20 gramı başta almış olmam. E, ikisini de tamamen harcayıp toplam 40 gram bileşik elde edeceğim anlamına gelmiyor. Ne oluyor peki bunlardan sadece biri bitecek. Bunu yapmam gerekiyor. Hangisi biter? E tabii ki bundan 4 olduğuna göre dörde bir gibi bir oran olduğuna göre ben 20 gram harcadığım zaman şimdi 4'ün 5 katı kadar harcadım. Bak bu oran sabit olmak zorunda. 4'ün 5 katı kadar harcadım. O zaman 1'in de 5 katı kadar harcamam lazım. Yani sadece 5 gram X harcayacağım. Buna karşılık olarak demek ki 25 gram yani bu ikisinin toplamı kadar bileşik elde edeceğim. Ama soru benden bunu istemiyor. Ne istiyor peki? Burada hiç artan olmamasını sağla diyor. Şimdi 20 gram Y vardı. 20 gramı, 20'sini de harcadım. Yani bu tamamen bitti, değil mi? Ama 20 gram X varken ben sadece 5 gramını harcadım. Demek ki 15 gram X hala daha artan madde olarak duruyor. Soru benden şunu istiyor. Bu 15 gramdan da kurtar beni. Ne yaparsam bunun da tamamını harcarım. E demek ki elimde artan olarak X varsa Ortama Y eklemem gerekiyor öyle değil mi? Şimdi Y ekleyeceğimiz kesin. Peki ne kadar Y eklemem gerekiyor? Şimdi dedik ki Y'nin kütlesi X'in kütlesinin 4 katı olmak zorunda bu bileşin yapısında. E o zaman 15 gram x'ten kurtulmaya çalışıyorsam bunun 4 katı Y lazım bana. Yani 60 gram Y ortama ekleyeceğim ki toplamda 75 gramlık bir ürünle ben e, bu X'in tamamından kurtulabileyim arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz bir diğer soru tipine. Gene grafik üzerinden soru karşımıza gelebilir tabii ki. Şimdi demiş ki bize y 3 bileşiğinin kütlesinin kendisini oluşturan X kütlesiyle değişimini veren grafik yandaki gibidir. Buna göre 70 gram X ve 20 gram Y'nin tam verimli tepkimesinde artan madde kütlesi kaç gramdır? Arkadaşlar bizim temel amacımız neydi? Soru bize az önce MX bölü MY'yi verdiği için hiç uğraşmadık bile. Ama eğer vermediyse bu grafik aslında bizden bu MX bölü my değerini bulmamızı istiyordur. Amaç bu değeri bulmak tamam mı? Şimdi diyeceğiz ki bu bileşiğin toplam kütlesi 17 gram olduğu zaman bunun 14'ü x'miş. Şimdi 14 gram x kullanarak 17 gramlık bileşik elde ettiğime göre demek ki geri kalan 3 gramı y'miş. Öyle değil mi? Bak mx bölü my'yi sadece grafik üzerinden çat diye okuyup yazdık. Şimdi artık az önce yaptığımız tabloya rahatlıkla gidebiliriz. O zaman MX ile MG yani X ve Y'nin birleşerek bu XY3 bileşiğini oluşturduğu bir olaydan bahsediyorsak 14 gram X kullandığım zaman ben 3 gram Y kullanacağım. Dolayısıyla da toplamı olan 17 gramı elde edeceğim. Değil mi? Bizim tablomuz bu. Sabit oranımız bu. Bana diyor ki buna göre 70 gram X kullanırsam bak bundan 70 alıyorum. Bundan 20 alıyorum. <laughs> İlk sorumuz neydi? Bunlardan hangisi öncelikle biter? Şimdi 70 gramlık X'in tamamen bitirdiğimiz varsayalım. Bak bundan 70 gram kullandım. 14'ün kaç katı? 5 katı. O zaman 3'ün de 5 katı kadar kullanmam gerekiyor ki sabit oranı korumuş olalım. Şimdi 3'ün 5 katı kaç? 15. 20'den küçük bir sayı. Yani elimde zaten 15 gramdan daha fazla Y var. O zaman benim doğru ilerlediğim nokta burası olacak. Çünkü artan madde Y'den olacak o Y'den artan maddeyi o 5 gramı karşılayacak X elimde yok. Demek ki benim son durumum burası olacak. Yani 70 gram X kullanıyorum sadece 15 gram Y kullanıyorum. O zaman son durumda 70 ile 15'in toplamı kadar yani 85 gram bileşik elde ediyorum. Son durumda X ile Y'nin tamamı bitti mi? Hayır onu değerlendirelim. 70 gram X almıştım. Bunun tamamını harcadım. X bitti. Ama Y'den 20 gram vardı. Ben bunu sadece 15'ini harcadım. Demek ki 5 gram artan madde olarak elimde kaldı. Zaten sorunun benden istediği şey de buydu arkadaşlar. Artan maddesi, küt, maddenin kütlesi kaç gramdır? Y'den artmıştır ve 5 gramlık bir artan madde elimde kalmıştır. Geçiyoruz bir diğer kanunumuza. Katlı oranlar kanunu. Arkadaşlar Dalton'un ortaya attığı bu kanunu da şöyle tanımlıyoruz. Bu defa iki tane bileşik karşımıza çıkacak aynı tür elementlerden oluşan iki farklı bileşik olacak. Şimdi bu bileşiklerde eşit kütlede alınan bir elemente karşılık diğer element kütleleri arasındaki orana biz katlı oran diyeceğiz. Yani nasıl karşımızdaki örnek karbon ve hidrojen arasında diyeceğiz ki biz karbonları eşit tutarsak hidrojenler arasındaki oran katlı orandır. Hidrojenleri eşit tutarsak karbonlar arasındaki oran katlı orandır. Hemen örneklendirerek gidelim. Bak C2H4 ve C3H8. Aynı elementlerden oluşmuş. Şimdi burada karbonları birbirine nasıl eşitleyebiliriz? Karbonuna göre bir katlı oranı hesaplayacak olursak. Şimdi 2 ile 3'ün eşit olmasını sağlamaya çalışıyoruz ya. 2 olanı 3 ile genişletirim. Şimdi burayı 3 ile genişlettiğim zaman c 6 tabii ki hidrojeni de aynı sayı ile çarpacağım. H12 gibi bir bileşik ortaya çıkacak. Bu defa da burayı 6 yapabilmek için 2 ile genişleteceğim. Yani gene C6 olacak ama 2 ile çarptığım için H16 olacak 8'in 2 katını aldım. Karbonları eşitledim. Artık hidrojenler arasındaki oran bana katlı oranı verecek. Yani buna birinci bileşik. Buna ikinci bileşik dersen mesela H1 bölü H2 oranı. Şu anda ne oldu arkadaşlar? 12'ye 16 oldu. Yani 12 bölü 16'dan en sade haliyle 3 bölü 4 olarak karşıma çıktı. Katlı oran dediğimiz oran burası olacak. Bak aynı hesabı şöyle de yapabilirim. Bir defa da hidrojenleri eşitleyip karbonlar arasındaki orana bakalım. Bu hidrojenler nasıl birbirine eşit olur? Birinde 4 tane diğerinde 8 tane hidrojen var. Sadece birinci bileşiği 2 ile genişletsem yetiyor. O zaman birinci bileşim c 4 H8 olacak. İkinci bileşim zaten C3H8'di. Bak hidrojenler birbirine eşitlendi ya. Artık karbonlar arasındaki orana bakabilirim. Ama bu defa karbon 1 bölü karbon 2 oranı bana katlı oranı verecek ve birinde 4 diğerinde 3 karbon var. Dolayısıyla oranımız 4 bölü 3 oldu. Bu bir tesadüf mü arkadaşlar? Hidrojenlere göre baktığım zaman 3 bölü 4. Karbonlara baktığım zaman 4 bölü 3. Yani birbirinin çarpmaya göre tersi olan iki sayıyı buldum. Tabii ki değil arkadaşlar. Her zaman için bir bileşikte elementlerden birine göre hesapladığımız katlı oran... ...diğerine göre hesapladığımız katlı oranın çarpmaya göre tersi olarak böyle karşımıza gelecek. Bakın he, tekrar bir özetleyelim yaptığım şey nedir? İki bileşik var. Ee, ...aynı elementlerden oluşuyor. Elementlerden birinin birbirine eşitlenmesini sağlayacağız. Öncelikle karbonu eşitledik mesela. İkisi birbirine eşitken hidrojenler arasındaki orana baktık sadece. Veyahut e, hidrojenler eşitken karbonlar arasındaki orana baktık. Buna katlı oran adını verdik. Peki hangi bileşikler arasında katlı oran aranı... ...bütün bileşiklerde bu... Değerlendirmeyi yapabilir miyiz? Tabii ki hayır. Bazı şartlara sahip olması gerekiyor. Mesela ne dedik ta, zaten tanımda gelmişti. Aynı tür elementlerden oluşması gerekiyor. Yani el, e, bileşi oluşturan elementlerin tamam birbiriyle aynı olması gerekiyor. Biri magnezyum külürür, diğeri alüminyum külür arkadaşlar. E, magnezyumla alüminyum birbirinden farklı. Dolayısıyla burada katlı oran diye bir hesap yapamayız bile. Öyle bir şey yok. Sadece iki tür element olacak ki biz orada katlı orandan bahsedelim arkadaşlar. Bak hidrojen var, fosfor var, oksijen var direkt çizebilirsin. Burada katlı oran diye bir hesap yapman mümkün değil. Birden fazla element olmaması gerekiyor. En çok karıştırılan nokta ikiden fazla olmaması gerekiyor. Özür diliyorum. Ee, en fazla karıştırılan noktada bu basit mu? formülleri farklı olacak. Yani sen bileşiği sadeleştirdiğin zaman farklı bileşikler elde etmen gerekiyor. Veya bir diğer değişti arkadaşlar katlı oranı asla bir bulmaman gerekiyor. Katlı oran bir çıktığı zaman orada aslında katlı oran yoktur. Çünkü C2H4 bak en sade haliyle yazalım. CH2'dir değil mi? İkisi de 2'ye bölünebiliyor çünkü. C3H6 e buradaki 3 ve 6 ikisi de 3'e bölünüyor. CH2 oluyor. C4H8 yine aynı şekilde ikisi de 4'e bölünebiliyor. En sade haliyle CH2 oluyor. E 3'ü de CH2 dolayısıyla bunlar arasında herhangi bir katlı oran yoktur diyeceğiz ki katlı oran hesabı yapsak bile 1 bulacağız. 1 bulduğumuz zaman da burada katlı oranın olmadığını anlayacağız zaten. Peki farklı tipte sorular karşımıza gelirse bunlara nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Nasıl çözümler üretmemiz gerekiyor? Onlara bakalım arkadaşlar. Şimdi genellikle katlı oranlar e, soruları hani bazen sabit oranlarla ilgili az önce çözdüğümüz sorulara benzer şekilde gelebiliyor. E, hangi bakış açısıyla çözeceğimizi belirlemenin de en kolay yolu arkadaşlar şu olacak. Bak burada x y 3 vermiş burada x 3 y 4 vermiş. ...aynı elementlerden oluşan farklı iki bileşik var. Demek ki burada sabit oranlar değil katlı oranlar kullanmam gerekecek. Ve bakış açımızda hep şu olacak. E, atom kütlelerini bulabilirsek yani atom kütleleri arasındaki oranı bulabilirsek... ...buradan katlı oranlarla ilgili kolaylıkla yorum yapabiliriz. Şimdi soru bize demiş ki xy 3 bileşiğinin kütlece %20'sini e, Y elementi oluşturmaktadır. Bak hemen şöyle yapalım. xy 3 bileşiğinden bir bahsederek başlayalım. Şimdi burada demiş ki bize... X ile Y'nin kütlesi arasındaki oranı bulmak istiyorsan bunun yüzde %20'sini Y oluşturur. Dolayısıyla 20'si Y'dir. O zaman geri kalan 80'i de X elementidir değil mi? Doğrudan 80'e 20 olduğunu yani aslında 4 bölü 1'in buradaki MX bölü MY değerini verdiğini söyleyebiliriz. Şimdi bileşiğin formülü XY3 olduğuna göre şunu söyleyeceğiz. Bu MX bölü MY değeri aslında bir tane X'in 3 tane Y'ye olan oranıdır arkadaşlar. Şimdi hesap bu. Dolayısıyla biz X bölü Y'yi bulmaya çalışırsak eğer yani her bir X atomunun her bir Y atomunu olan kütlece oranını bulmak istiyorsak burası şu üçü karşıya çarpı olarak atmamız yeterli. 12 bir, bölü 1 olarak karşımıza çıkacak. Bak katlı oranlar sorularını çözerken hep bunu bir değerlendirmeye almamızda fayda olacak. Yani bu bileşikteki elementlerin kendi atom kütleleri arasındaki oran buymuş. O zaman diğer bileşikle ilgili artık konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi diğer bileşiğimiz X3, Y4 ya. Buradaki MX bölü MY değeri tabii ki farklı olacak. Yani kütler arasındaki birleşme oranı birbirinden farklı olacak. Şimdi burada diyeceğiz ki o zaman e, bileşim formülü X3, Y4 olduğuna göre burada 3 tane X, 4 tane Y olması gerekiyor. MX bölü MY'yi hesaplamamızı sağlayan durum bu. O zaman biz bunların arasındaki oranı da bildiğimize göre 3 çarpı 12 alabiliriz. Çünkü her bir x'in kütlesi 12 idi. 4 tane de e, Y vardı ve bunların her birinin kütlesi de birdi zaten. Dolayısıyla buradaki MX bölü MY oranına geldi arkadaşlar. Sadece hani basit bir sadeleştirmeyle şunları sadeleştirip 3 buluruz. 9'a 1 olarak karşımıza çıktı. Demek ki her 10 gram bileşiğin 9 gramı X 1 gramı Y'miş. Bize yüzde kaç olduğunu soruyor. Demek ki 10 gramın 9 gramı e, şey ise X bileşiği ise... Yüzde kaçıdır böyle basit bir oran orantı kurmamız yeterli olacak o zaman yüzde 90 oranında x'ten oluştuğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Bir diğer soruya geçecek olursak yine grafik üzerinden karşımıza geldi. Arkadaşlar bakış açımız ama gene aynı olacak. Bak iki tane bileşiğimiz var. Bize diyor ki buradaki birinci bileşiğin formülü XY, ikinci bileşiğin basit formülünü sen bul. Bu defa sadece formülü bizden bulmamızı istedi. Bakış açımız neydi arkadaşlar? Birinci bileşiğimizin formülü XY olduğuna göre Şimdi buradaki mx bölü my oranı doğrudan aslında x atom kütlesinin y atom kütlesinin oranı olmayacak mı? Sonuçta ikisinden de sadece birer tane var. E bunu hemen grafikten okuyalım o zaman. X kütlesi Y kütlesi olarak vermiş zaten. 4 gram X'e karşılık 3 gram Y geliyormuş. O zaman bu oran 4 bölü 3'müş. Direkt bunu yerine yazabiliriz. Bizim ihtiyaç duyduğumuz bilgi bu zaten. Artık ikinci bileşiğe geçebiliriz. İkinci bileşiğin formülünü bulmaya çalışıyoruz ya biz zaten. Bunun X ve Y'den oluştuğunu bildiğimize göre X A Y B olduğunu varsayalım şimdi. MX bölü MY değeri diyorsak yani X kütlesinin Y kütlesinin oranı bu bileşikte neye eşit olacak? A tane X'in B tane Y'ye olan oranı eşit olacak. Burada niye direktmen X bölü Y dedik? Çünkü ikisinden de birer tane vardı. E buradaki X ve Y'nin arasındaki oranı zaten 4 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Yani X ve Y yerine gidip... 4 ve 3 yazabiliriz. O zaman 4 tane A ile 3 tane B'nin oranı buradaki e, kütlece sabit oranı verecek bize. Ki kütlece sabit oranı yine grafikten biz biliyoruz ikinci bileşik için. Kaçmış arkadaşlar? Her 4 gram X'e karşılık 5 gram Y varmış bu bileşiğin yapısında. Şimdi A bölü B oranını bildiğimiz zaman doğrudan aslında bileşiğin formülünü çıkarmış olacağız. O zaman A bölü B'yi bir yalnız bırakmamız gerekecek. Şimdi şu dörtler zaten sadeleşebiliyor. 3'ü çarpı olarak karşıya attığımız zaman 3 bölü 5 olarak buluyoruz burayı. O zaman x a y b dediğimiz bu bileşiğin formülü aslında a yerine 3 yazarız. B yerine de 5 yazarız ortaya çıkar. Yani x3 y5 bileşiğimiz bizim bileşiğimizin formülü. Bir diğer soruya geçecek olursak arkadaşlar bu soru bizden neyi istiyor? Bak şöyle iki adımda gerçekleşmiş ya aslında Birinci adım sabit oranlar, ikinci adım katlı oranlar kanunu kullanarak aynı soruyu çözmemizi sağlamak için gelmiş. Şimdi nereden anlıyoruz bunu? Bak başlangıçta bize x, 2 bileşiğini vermiş. A şıkkında doğrudan x, 2'yi soruyor. İkinci şıkta yani B şıkkında da x, 2, y, 3'ü aynı elementlerden oluşan başka bir bileşiği soruyor. Şimdi o zaman birinci soruyu A'yı çözmek için yapmamız gereken nedir? Şimdi birleşme oranında 4 olduğunu bize söylemiş. Şimdi diyeceğiz ki o zaman Buradaki oran mx bölü mg. Eğer doğrudan 4 bölü 1 ise. Ta sabit oranlar kanununda çözdüğümüz soruları aynen tabloyla yerine koyabiliriz. Ne yapıyorduk? xy 2. E, bu 4 ise bu 1. O zaman 5 gram bileşik elde ediyoruz. Şimdi sabit oranımız buymuş. Eğer biz her ikisinden de 20 gram alırsak hangisi biter? Öncelikle bunu belirlememiz gerekiyordu. Diyorduk ki eğer 20 gram X harcarsak bak 4'ün 5 katı kadar harcadık. 1'in 5 katı kadar da Y harcamamız yeterli olacak. Dolayısıyla ikisinin toplamı kadar yani 25 gram bileş elde ederiz. Hatta artan maddeyi de bulalım. X burada biter. Y'den ise 20 gram vardı. Biz 5'in harcadık. 15 gram artan madde olarak elimizde kalır. Bak, birinci adımı basitçe çözmüş olduk sadece sabit oranlar bilgileriyle. B'ye geldiğimiz zaman bizim artık katlı oranlar bilgisine de ihtiyacımız var. Şimdi B'de şunu biliyoruz biz. X, Y2 bileşiğindeki oran 4'tü. O zaman X, Y2 bileşiğinden bahsediyorsak eğer buradaki MX bölü MY değerini bizi bir tane X'in iki tane Y'ye olan oranı vermeyecek miydi? E bunun 4 bölü 1 olduğunu bildiğimize göre biz buradan yola çıkarak X bölü Y'nin arkadaşlar sadece şu 2'yi karşıya atıp 8 bölü 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani X'in atom kütlesi Y'nin atom kütlesinin 8 katıymış. Bak bunu cebimize koyduk. Artık İkinci bileşikten bahsetmeye başlayabiliriz. Yani x2, y3 bileşiğinden bahsediyorsak eğer... ...buradaki mx bölü my oranı x kütlesinin y kütlesine olan... ...oranını veren ifade ne olacak arkadaşlar? 2 tane x'in 3 tane y'ye olan oranı olacak. Sadece formülden bile bunu çıkarabiliriz. E daha önceki sorudan biz x bölü y'nin 8 bölü 1 olduğunu zaten öğrenmiştik. O zaman x yerine 8 yazarız. Yani 2 çarpı 8 Y yerine de 1 yazarız. Yani 3 bölü 1 gelir. Dolayısıyla 16 bölü 3 bunlar arasındaki sabit oran olur. Şimdi aynı tabloyu bunun için artık oluşturabiliriz. Elimizde X var, Y var ve bunlardan oluşan X2, Y3 bileşiği var. Ne diyordu bize? Bundan 16 gram, bundan 3 gram harcadığım zaman toplamı kadar. Yani 19 gram bileşik elde edeceğim. Bizim sabit oranımız buymuş. O zaman ikisinden de 12'şer gram alarak başlarsam. Hangisi öncelikle bitecek? Şimdi tabii 16'ya 3 olduğuna göre tabii ki X öncelikle bitecek. Şimdi bundan 12 harcadığım zaman arkadaşlar Y'den buna orantılı olarak harcamam gerekiyordu. Şimdi 12, 16'nın 3 bölü 4 katı değil mi? O zaman 3'ün de 3 bölü 4 katı kadar burada harcamamız gerekecek. Yani 9 bölü 4 kadar harcamamız gerekecek. E, oluşan bileşik de bu ikisinin toplamıydı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 12 artı 9 bölü 4'ten biz bunun 57 bölü 4 gram olduğunu kolaylıkla hesaplayabileceğiz. O zaman katlı oranların son sorunusunu da güzelce çözmüştük. Tabii ki bu konuyla ilgili arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça sayısal ve en vay çeşit soru karşımıza çıkabilir. Bol bol soru çözmemiz pratik yapmamızda fayda var. Ne yapıyoruz tabii ki? Ödevlendirmelerle bütün sene bu süreci gidermiş olacağız. Arkadaşlar o, 10. Sınıf Dinamo Kimya Kitabı artık hepinizde var zaten. E, Olmayanların da bir an önce edineceğini biliyoruz. E, ve sene boyunca da buradaki ödevlendirmelerle ilerleyeceğiz. E, tabii ki birçok farklı kaynaktan soru çözmenizde de büyük faydalar olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kazanım testlerinde önemli faydaları var. Onları da çözmenizde e, tavsiye edebiliriz. İlk olarak ödevimiz şu olacak. ...kimyan temel kanunları bölümünü tamamlayacağız arkadaşlar. Yani sayfa 11'den 22'ye kadar, testra 1'den 7'ye kadar çözülmemiş yer bırakmıyoruz. Kitabımızın içeriğinde neler var şöyle bir bahsederek başlayalım. Her sayfada arkadaşlar bir tane çözümlü örnekle başlıyoruz. Ve ardından burada çözdüğümüz soruya çok benzer 4 tane soru bizi bekliyor olacak. Her sayfada bu, bu şekilde kendini tekrar edecek. Dolayısıyla her sayfayı çevirdiğimizde aslında bir kazanımla ilgili bir soru tipini cebimize koymuş artık çözümünü kendimizde yapabiliyor hale gelmiş olacağız. Ardından bölüm bittiği zaman da tarama testleri karşımıza çıkacak. E sonrasında ünite bitince de Ünite testleriyle devam edecek ee, her bölümü bitirdikçe de aslında derslerimiz ve ödevlerimiz güncellenmiş olacak. Diyelim ki bu kitapta çözemediğimiz bir soru oldu. Ne yapıyoruz? Her sayfada karekodun var olduğunu görüyoruz. Karekodlar sayesinde video çözümlerine ulaşıp bütün eksiklerimizi giderme şansına sahip olabiliyoruz. O zaman son olarak tabii ki ödül sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.